Merhaba arkadaşlar, Akademik Kafa Dengi'ne hoş geldiniz. Ben Ergun Hoca, fizik öğretmen, YouTuber hocanız. Bugün sizlerle bir TYT konusu olan yay ve su dalgaları konusunu incelemeyi planlıyorum. Su dalgalarının bir bölümünü burada anlatacağım. Kalan bir kısmını da diğer derse aktaracağım sevgili arkadaşlar. Şimdi daha fazla sözü uzatmadan konuya giriş yapmak istiyorum. Evvela anlatacağım bazı önemli bilgiler var. Bunları bir kontrol edelim isterseniz. Şimdi yay dalgaları nedir? Yay dalgaları dalga sınıflandırmasını hem enine hem de boyuna dalgalar sınıfındadır. Yay dalga hareketinin oluşabileceği esnek bir ortamdır. Bu nedenle yay dalgaları mekanik dalga sınıfına da girmektedir. Yay hem enine hem boyuna oluşabiliyor ve yay aynı zamanda mekanik dalga sınıfına da giriyor sevgili arkadaşlar. Bu bilgileri az önce sizlerle paylaşmış oldum. Şimdi ilerliyorum. Esnek ortamlarda kısa süreli oluşturulan dalgalar ise atma denir. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar şekilde bir kısa süreli şekil değişikliği var. Bunun adına atma diyoruz. Şimdi bu atmaya yakından bakalım. Bu atmayı incelediğimiz zaman A genlik. Şurası atmanın nesi? Genliği sevgili arkadaşlar. X ise bu atmanın genişliğidir. Bu arada genlik R ile ya da A ile gösterilir. Bu atmanın genliği eğer dalgamız mekanik bir dalga ise mekanik dalga arkadaşlar genlik enerjiyle doğru orantılıdır. Yazıyorum. Genlik mekanik dalgalarda neyle orantılı? Enerjiyle. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Enerjiyle orantılıdır. Yani genliği büyük olan atmanın enerjisi de ne olacak? Bununla beraber artmış olacak diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi burada bir de genişlik tanımımız var. Genişlik atmanın hızına ve oluşturma süresine bağlıdır. Yani bir nevi x ise yol dersek, buna da hız çarpı zaman dersek, buradaki x genişlik ne oluyor? Atmanın süratine ve atmanın oluşma süresine bağlı olmak zorundadır diyoruz. Atmanın üzerindeki bir nokta ise denge konuma yaklaşarak ya da uzaklaşarak bir konum almak zorunda. Yani buradaki atmanın üzerindeki noktalar denge noktasına uzaklaşacak, yaklaşacak doğrultuda. Yani düşüğe doğrultuda ne yapmalılar? Titreşim hareketi yapmalılar. Birazdan bu yönle ilgili sizlerle çalışma yapacağım zaten. Sadece şunu görmenizi istiyorum. Atmalar üzerindeki noktalar yukarı aşağı titreşirken atmamızın ilerleme yönü buna dik olacak. Bu zaten biliyorsunuz bir enine dalga modellemesidir sevgili arkadaşlar. İlerliyorum şimdi. Titreşim yönlerini bulurken bir atmanın bir sonraki konumuna bakılır diye bir not düşmüşüz burada. İzleyin bakın sevgili arkadaşlar. Bu atmamız sağa doğru ilerliyor. Bu atmanın önce ilk konumu bu, değil mi? İlerleme yönüne göre bir süre sonra, kısa bir süre sonra bu atmanın alacağı şekil kesikli çizgiler olacak olursa bakalım, bak bu nokta aşağı doğru, bu noktaya gelmeye çalışıyor. Burası buraya gelmeye çalışıyor. Şu noktada da nereye gelmeye çalışıyor? Yukarı gelmeye çalışıyor. Dolayısıyla atmalarındaki titreşim yönleri yukarı aşağı olurken atma bunlara dik doğrultuda ilerlemiş oluyor. Bir atmanın üzerindeki bulunan titreşim yönlerini böyle buluyoruz. Yani bir sonraki konumunu düşünerek işaretliyoruz. Örneğe bakalım. Gergin bir yay üzerinde oluşturulan dalganın ilerleme yönü şekilde verilmiştir. Buna göre dalga üzerinde bulunan KLMN noktalarının titreşim yönlerini nasıl buluruz? Dediğim gibi bu atmanın çok çok kısa bir süre sonraki aldığı şekli çizersem şöyle her nokta şöyle titreşecek. Mesela bu K noktası aşağı gelmek isterken L ve M nokta yukarı doğru titreşmek isteyecek. N de aşağı gelmeye çalışacak ve bu şekilde titreşim yönlerini böyle belirlemiş olduk sevgili arkadaşlar. Cevabı da bu şekilde vermiş oluyoruz. İlerliyorum. Atmanın ilerleme hızı ve yansıması başlığımız bu. Gergin bir yayda oluşturulan atmanın hızı yayı gelen kuvvete ve yayın birim uzunluk başına düşen kütlesine bağlıdır. Buna mü adını verelim arkadaşlar. Mü dediğimiz şey birim uzunluğun kütlesidir. Nasıl bulunur buradaki mü? Burada arkadaşlar mü'yü bulurken yayın kütlesini yayın nesine bölmüş oluyoruz? Boyuna bölmüş oluyoruz. Buna mü demiş oluyoruz sevgili arkadaşlarım. Bu defa yayındaki hızı veren ifademiz ise karekök içerisinde F bölü mü şeklinde olacak. Bunu yayı birim uzunluğunun kütlesi olarak ne yapalım? Böyle
düzeltelim. O zaman buradaki mü olarak gösterdiğimizde de m bölü l olacaktır. Burayı düzenlersek sevgili arkadaşlar, o zaman atmanın süreti f bölü mü, yani m bölü l olacak. Dolayısıyla atmanın süratini veren bağıntı yayı gelen kuvvetle doğru orantılı olacak. Birim uzunluğu düşen yay kütlesi de ters orantılı olacak. Yani mü büyüdükçe, mü ne kadar artarsa hız da o kadar ne yapmış olacak? Azalmış olacak. Bu önemli bir bilgi. Yayın birim uzunluğu düşen kütlesi hız ters orantılıdır. Yani sevgili arkadaşlar, şöyle iki tane yay hayal edin. Yayların boyları eşit olsun. Ama bu yay biraz daha kütlece büyük olsun. Yani buradaki mü değeri buradakinden daha fazlaca elde edilmiş olsun. Mü 1, mü 2. Bu yaylara da eşit kuvvetlerle gelelim. Bu yayların üzerinde oluşan atmaların süratlerine baktığımız zaman mü'sü küçük olan da süratin daha büyük olması gerekir. Yani bu ince bir yaysa ince bir yayda sürat kalın bir yaydakine göre daha büyük elde edilir. Bu da bizim için önemli bir yorumdur. Bunu ileride kullanacağım. Dikkat edin buna. Bu arada bir de yansımanın tanımını da yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Dalgaların bir engele çarparak geldiği ortama geri dönmesine atmanın nesi denir? Yansıması denir. Yansıma dediğimiz gibi geldiği ortama atmanın geri dönmesine verilen teknik bir isimdir. Şimdi yansımanın kendi içinde grupları var. Bir tanesi sabit uçtan yansıma, öbürü de sabit serbest uçtan yansıma şeklinde olacak. Şimdi şekle bakalım ve incelemeye başlayalım arkadaşlar. Sabit uçtan yansıma nasıl oluyormuş? Sabit uçtan yansıma ters dönerek gerçekleşiyor. Yani atma tepe geliyorsa engele çarptığında bu atma nasıl yansımış oluyor? Çukur yansımış oluyor. Tıpkı bir yüzücünün engele geldi ters dönerek, tepe taklak dönerek yansıması, buna örnek verebilir. Yani akılda kalması anlamında örnek verebilir. Şimdi burada ne oldu? Atmanın sürati değişmedi. Dikkatli bakın arkadaşlar. Atmanın sürati ne yapmıyor? Değişmiyor. Atmanın sürati neden değişmiyor? Çünkü atmanın yansıdığı ortamın türü değişmiyor. Sürat değişmediği için x genişlik değişmiyor. Ve çarpma anında enerji kaybetmediğini varsaydığımız için genlik de değişmiyor. Dikkat edin arkadaşlar. Sadece atma faz farkına uğruyor. Yani tepe gelmişse çukur yansımış olur. Serbest uçtan yansıma da şöyle oluyor. Bakınız. Atma yine geliyor serbest uca doğru. Tepe geliyor. Bu defa tepe yansıyarak bulunduğu ortama geri dönüyor. Bu nedenden dolayı yine sürati ne yapmıyor? Değişmiyor. Sürati değişmediği için genişliği değişmiyor. Enerji kaybetmediğini varsaydığımız için atmanın genliği değişmiyor arkadaşlar. Bakalım buraya ne yazmışım ben. İdeal yay sistemlerinde oluşturan atmaların yansıma olaylarında atmanın genliği, genişliği, sürati değişmez. Bu bilgiyi zaten az önce çekmiştik. Şimdi ilerliyorum. Atmanın farklı ortamlardan farklı ortamlara geçişi var. Şöyle ki bakın. Aynı maddede yapılmış farklı kalınlıktaki iki yay birleştirildikten sonra yaylardan birinde oluşturulan ek yerine ulaştığında gelen atmanın bir kısmı diğer yaya iletilir, bir kısmı yansır. Cümleyi bir daha baştan alayım. İki tane aynı madde yapılmış farklı kalınlıkta tellerimiz var sevgili arkadaşlar. Bunların bir tanesi bir atma oluşturuyoruz ve bu atmanın tanesini ek yere doğru yolluyoruz. Ek yere gelen atmanın devamına iletilen diyoruz. Yansıyanı da geri dönene de yansıyan adını veriyoruz. Şu iletilen atma, şu gelen bunun adını yansıyan diyor sevgili arkadaşlar. Bu olaya da iletim olayı diyoruz. Şimdi inceleyelim lütfen. Kalın yaya çarpınca bu atma ters dönüyor. Değil mi? Bakın. Tepe geldi. Ne yansıdı? Çukur yansıdı. Aynı yaya döndüğü için süratini atmaz, değişmez. Yani şu gelen atmanın süratiyle yansıyan atmanın sürati aynı olur. Yay kalınlaştığı için kalın yaya geçen atmanın sürati azalır. Ve dolayısıyla genişliği de buna olarak azalır. Ek yerine en uzak olan en hızlı olan atmadır. Yakın olan yavaş olan atmadır. Dolayısıyla bunlardan da devrin dengesinin olması gerekir. Büyük olması gerekir. Böyle bir takım beklentilerimiz var. Birazdan bunları zaten sizlerle paylaşacağım. Unutmamız gereken şeyi tekrar ediyorum. Bunun adına gelen atma, iletin atma, yansıyan atma adı verilir. Gelen ve yansıyan atmanın süratleri birbirine eşittir. Şimdi bunun sonuçlarını incelemeye başlayalım sizlerle. Kalın yay ince yaya sabit uç gibi davranır. Bu nedenle baş yukarı gelen atma baş aşağı yansır.
iletilen atma gelen atmaya benzer ve baş yukarı olarak ilerler. Bu atmada ilgi olarak gelenle yansıyan aynı süratte iletilen onlardan küçüktür. Aynı şekilde genişliklerde de hızla da aynı ilişki söz konusudur. Hızlı olanın ekken uzaklığı daha büyüktür demiştik sevgili arkadaşlar. Gelen atmanın genliği yansıyan atmanın genliğinden büyüktür. Gelen atmanın genliği ileten atmanın genliğinden de büyüktür yorumu yapılabilir. Frekanslarda ne olacak, birbirine eşit olacak yorumu yapılabilir. Buna çok dikkat etmemiz gereken bir şey var. Şimdi şu gelen atma arkadaşlar tepe ise kalın diye iletilen de tepe olur. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İletilen tepe. Yansıyan ne olur? Çukur olur. Bunu asla unutmayın. Her zaman gelen atma tepe ise iletilen de tepedir. Gelen çukur, iletilen de çukurdur. Böyle bir bilgi paylaşımı yapalım. Ve devam edelim. Sırada kalın yaydan ince yaya geçiş söz konusu arkadaşlar. Bakalım şimdi neler var. Burası ek yerimiz, unutmayın. Şimdi bu gelen atma, bunun adını iletilen adını yansıyan atma diyoruz. Dikkat dikkat dikkat. Gelen atma tepe mi? Evet. O zaman iletilen de tepe. Dikkat arkadaşlar. Burası çok önemli. Yansıyana bakalım. Yansıyan atma kentin daha az yoğun bir yere çarptığı için faz farkına uğramaz. Yani tepe gelmesi yine ne yansır? Tepe yansır. Yansımada atma aynı ortama geri döndüğü için sürati değişmez. Yani şu gelen atmanın süratiyle yansıyan atmanın sürati birbirine olmak zorunda, eşit olmak zorunda. Süratler de genişliklerle doğrultu olarak ne olacak? Birbirine eşit olacak. Peki iletilen atmaya bakalım. İletilen atma ince yaya geçtiği sürati artar, hızlanmış olur. Yani iletilen atmanın sürati yansıyandan büyüktür. O yansıyana geleni zaten eşitti hatırlarsanız. Peki bir de genişliklere bakalım. Sürati büyük olan iletilen atmada genişliği ne yapacak? Buna bağlı olarak büyümüş olacak. Peki ek yerine kim uzak? Tabii ki de hızlı olan uzak, yani ince atmadaki, ince yerdeki atmadan uzaktır deyip ya biraz da yorumlara başlayalım. Başlayacağız. Yorumlar şöyle. İnce yay kalın yaya göre serbest uç gibi daralır. Bu nedenle baş yukarı gelen ilk atma baş yukarı olarak yansır. İletilen atma gelen atmayla benzer ve baş yukarı olarak ilerler. Bu atmanla ilgili olarak iletilen dediğimiz gibi ince geçtiği için sürati artıyor. Gelen yansıyana eşit. Aynı şey genişlikler için de nedir? Geçerlidir. Ek yana uzak olan hızlı olan atmadır. Yani ince atmadaki ince yerdeki atmadır. Bu nedenle de D2-D1'de ne olacak? Büyük olacaktır. Gelen atmanın genliği yansıyan atmanın genliğinden büyük oldu. Frekanslar ise kayna bağlı olduğunda ne yapmadı? Değişmedi. Şimdi geldik sonuçlara. Enerjinin korunumu yasasına göre gelen atmanın enerjisi iletilen ve yansıyan atmaların enerjinin toplamına eşittir. Atmaların genişlikleri süratleri doğrultu olarak değişir. Unutmayın. Gelen ve yansıyan atmalar aynı yay üzerinde olacağından süratleri birbirine eşit olur. Bir de ben buna bir şey daha etmek istiyorum arkadaşlar. Gelen atmayla iletilen atma aynı yönlüdür. Gelen atma tepesi iletilen de tepedir. Bunu bir kere daha vurgulamış olayım. Atmaların üst üste gelmesi, yani diğer adıyla girişim arkadaşlar. Bu da bir dalga özelliğidir. Bir yayda oluşturulan atmalar karşılaştıklarında yeni bir atma oluşur. Bu yeni atmaya bileşki atma denir. Bu olaya ise girişim adı verilir. Atmaların birbirlerini güçlendirecek şekilde girişim yapmasına yapıcı girişim. Atmaların birbirlerini zayıflatacak şekilde yapılan girişime ise yıkıcı girişim adı verilir. Bu girişim olay arkadaşlar tamamen dalga özelliğidir. Bir fenomene girişim yaptırabiliyorsanız o olay tamamen dalga özelliği göstermiş demektir. Yani girişim bir dalga özelliği sonucu gözlenir sevgili arkadaşlar. Bir girişim olayı görüyorsunuz. Önce yapıcı girişimi inceleyelim. Bakın atmalar geliyor üste bindiklerinde. Daha büyük genlik gibi dalga oluşuyor. Bu genlikler iki atmanın genlikleri toplamına kadar karşılık geliyor. Girişim bittikten sonra hiçbir olmamış gibi atmalar yoluna devam ediyor. Buna yapıcı girişim diyelim. Bu da yıkıcı girişim. Bu tepe bu çukur olan atma. Eğer R1 R2'den büyükse girişim anında genliğini büyük olan tarafta bir atma gözleniyor. Atmanın genliği R1-R2'ye eşit oluyor. Girişim bittikten sonra arkadaşlar hiçbir şey olmamış gibi atmalar ne yapıyor? Yollara devam ediyorlar. Bu atma bu yönde, diğer atma bu yönde ne yapacak? Yoluna devam edecek.
gelişim bittikten sonra. Bileşki atmanın genliği ise atmaların genliklerinin vektörel toplamının olmak zorunda, eşit olmak zorunda arkadaşlar. İlerleyelim. Bir örneğimiz var. İlerleme hızları bir birim bölü saniye olan iki atma birbirine doğru ilerlemektedir. Atmalar şekildeki konumu geçtikten 2 saniye sonra yayın bir an için görünüm nasıl olur? Yayın bir an için görünüm nasıl olur? Bakalım. Şimdi bu atmalarımız birer saniye ilerleyecek, bir birim olmak üzere bir yayda bir bölme ilerlemiş olacaklar. 2 saniye sonra nereye gelir? Bakalım şimdi bu arkadaşımız 2 saniye sonra geleceği nokta şurası oldu değil mi? Bunun o zaman alacağı görünüm bu olur. Bu arkadaşımın da 2 saniye sonra alacağı nokta burası oldu. Yanında görünüm böyle oldu. Abi de baktı ki atmalar ne oldu? Üst üste bindiler. Peki göz ne görecek? Göz bunların bileşkesine eşit bir atma görecek. O zaman yarı oluşan atma 3 birim genlikte bir atma olarak karşımıza çıkacak sevgili arkadaşlar. Göz gen için şunu görecek. Değil mi? Sonra gelişim bittikten sonra hiçbir şey olmamış. Bu atmadan yapacak yollara devam edecekler. İşte buna bir süperpozisyon ya da diğer adıyla gelişim anı diyoruz. Geldik su dalgalarına. Biraz da bundan biraz bahsedelim. Su dalgalarının ilerleme yönü dalga tepesi ve çukur kavramında nasıl oluşuyor? Su yüzeyinde oluşan dalgalara su dalgaları denir. Su dalgaları mekanik dalgalar olup hem enine hem de boyuna dalga sınıfına girer. Dalga leğeninde oluşturulan doğrusal dalgaların üzerine ışık tutulduğunda dalga tepeleri ışığı toplayacak, çukurlar ise ışığı dağıtacaktır. Bu nedenle leğenin altına yerleştirilen perde üzerinde dalga tepeleri aydınlık çizgiler, dalga çukurları da karanlık çizgiler şeklinde kendisini bizlere belli edecektir. Şimdi bununla ilgili çalışalım. Şimdi izleyin sevgili arkadaşlar. Burada neler olmuş? Derinliğin her yerde aynı olan bir dalga leğeninde oluşturulan dalgaların sürati değişmez. Güzel bir bilgi. Hemen check edelim. Derin ortamda dalgaların sürati sığ ortamdaki dalgaların süratinden büyüktür. Yani V derin büyük, V sığdır. Bunu unutmuyoruz. Bizim bu örneğimizde görüyorsunuz. Dalga derinliği her yerde aynı olduğu için sürat de her yerde ne olacak? Aynı olacak. Bunu unutmayın. Şimdi ışık düşürdüğümüzde şu dalga tepeleri ışığı toplayan, çukurlar ışığı dağıtan konumda olduğuna göre biz bu dalgaların iz düşümlerine bakarsak, dalganın oluşturduğu leğenin tabanına baktığımızda dalga tepesinin olduğu yerleri şöyle ince çubuklar, yani aydınlık çubuklar olarak hayal edebiliriz. O zaman şu iki ince çubuk arasındaki genişlik aslında iki tepe arasındaki genişliğe karşılık gelir. Yani bunun adına lambda adı verilir. V eşittir lambda F yazılabilir. Frekans sabitse, derinlik değişmesinin hızı da sabitse dalga burada ne olarak elde edilir? Sabit olarak elde edilir. Eğer frekansı sabit tutar da sevgili arkadaşlar derinlik artarsa, yani hız artarsa, o zaman dalga boyu ne yapmış olacak? Zaman içerisinde artmış olacaktır. Diyelim. Ve ikinci yargıya, ikinci nota bakalım. Ne diyor ikinci nokta? Derinlik artarsa su dalgalarının sürati de ne yapar? Buna bağlı olarak artar. Sürat artarsa dalga boyu da buna bağlı olarak artar. İşaret frekans değişmiyorsa diyelim ve ilerleyelim. Şimdi burada dalga türlerimiz var. Dairesel ve doğrusal su dalgalarının üstten görünme şekli gibidir diye bir bilgimiz var sevgili arkadaşlar. Şimdi şurası dalgamızın merkezi. Kaynak burası olsa, şunlar dalga tepeleri olsa, mesela bu bizim için dairesel dalga demektir. Bu da düzlem dalga demektir. Dairesel dalgaların tepeleri arası genişlik dalga boyuna karşılık gelir. Lambda, lambda. Şunlar da dalgaların çukurlarıdır arkadaşlar. Bu arada genişlikler de yine dalga boyuna karşılık gelir. Bunları da lambda olarak ne yapabiliriz? Bu şekilde gösterebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet. Bunlar dalga boyu. Bunu tekrar böyle düzelteyim. Dalga boyları bu şekilde gösterilir. Bu da düzlem dalgaların dalga boyları. Şunlar dalga tepeleri. Aradaki genişlik dalga boyu. Lambda, lambda. Aynı şekilde bunlar dalga çukurları. Aradaki genişlikler yine dalga boyu lambda, lambda olarak elde edilir. Bunlar bir nevi gösterimlerdir. İlerleyelim.
Evet, bir tane örnek dedi arkadaşlar. Bu konumuzu pekiştirelim. Örnek şöyle. Tabanında şekildeki gibi bir engel bulunan dalga leğeninde doğrusal periyodik su dalgalı oluşturulmaktadır. Buna göre niceliklerinden hangileri değişmez diye bir örneğimiz var. Şimdi sevgili arkadaşlar, dalga şu noktada oluşturulsa ve bura doğru ilerlese su yüzeyinde, takdir ederseniz ki dalganın ilerlediği ortama doğru bakıldığında dalganın derinliği giderek ne yapmakta? Artmakta. Dolayısıyla derinlik arttığı için de süratin ne olması gerekir? Artması gerekir. O zaman sürat artar. Buna bağlı olarak dalga boyu ne olur? Hemen fonksiyonumuzu yazalım. Hız eşittir dalga boyu çarpı frekans. Burada frekans sabit olduğunu zaten bize soruda veriyor. Vermezse biz onun öyle olduğunu sabitleyelim. Aklımızda öyle bulunsun. Ne oldu şimdi? Hız arttı. Yes. O zaman dalga boyu da artar. O zaman dalga boyu da değişir. Artar. Değişme nedir burada? Frekanstır. O zaman bu soru kökünü şöyle bir ekleme yapalım. Dalga leğeninde dolusal su dalgaları oluşturmaktadır diyor ya. Frekansın sabit olduğu bir dalga leğeninde diyelim. Ya da oluşturduğumuz dalgalı frekans sabittir diyelim ki üçüncü yargı değişmemiş olsun. Bu ancak kaynaktan değiştirir diyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kaynaktan değişmiyorsa sürece frekans ne yapmaz? Değişmez. Bunu böyle not olarak zihnimizin köşesine yazalım. Bir de şöyle bir örnekle ben sizlerle konumuzu noktalayıp sizlere veda edeyim. Şimdi böyle bir dalga leğenimiz var. Burası engel. Takoz var. Burada su mevcut. Burada dalga kaynağımız var. Dalga kaynağımız şekildeki gibi sabit frekansta çalışıyor olursa bizim için gözlemcilerin algıladığı dalgalar karşıdan bakanlar için nasıl olur? Şimdi izleyin. Dalgalar giderek derin ortama geçtiği için hızı ne yapmalı? Artmalı. Hızı arttığı için dalga ne yapması gerekir? Artması gerekir. Bunun üstten bakan gözlemci için izdüşümde karşılıkları şu olmalı. Şunlar dalga tepeleri arkadaşlar. Giderek bu tepeler arası genişlik ne yapmak zorunda? Artmak zorunda. Buradan da anlaşılacağı üzere buradaki lambda 2, lambda 1 de nedir? Büyüktür. Bu nedeni nedir? Hızın artıyor, frekansın sabit olması diyebiliriz. Evet arkadaşlar, dalga konumuza yine devam edeceğiz bir dahaki dersimize kadar. Görüşünceye kadar hepinize iyi çalışmalar diliyorum.